Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Ben Türkiye'de en fazla öğrencisi olan İngilizce öğretmeniyim. Ağzından çıkana değil de o aklından geçene dönebildiğin anda İngilizce gariban orada bekliyor. Öyle mal gibi duruyor İngilizce. Bak amcamın oğlu Amerika'ya gitti. 8 sene kaldı. Şakır şakır konuşuyor. Ulan bu bir örnek mi? Sonuç olarak beni okuma yazma bilmeyen, 9 çocuğuna tek başına neredeyse bakan bir kadın büyüttü yani. Ben her şeyi çeviren bir robot yapmaya çalışırken meğer İngilizce öğreten bir eğitim sistemi yazmışım. Türkçe'de den ekinin 14 tane anlamı var. Sezen'den geldik from. Sezen'den konuştuk. About. Sezen'den uzun then. Ne yapacağız abi biz bu İngilizce öğrenemeyeceğiz mi ya? Ben Milli Eğitim Bakanı olmak istiyorum. Yani bu net. 4 sene sonra, 8 sene sonra ben Milli Eğitim Bakanı çok olacağım. Açık bir açıklamaydı bu, süpersin. Sende kelime olmadığı için kelime öğrenmekle zorlanıyorsun ve bir dili iyi konuşmanın yolu... Ulan ben yaşam öyküsünden buraya nasıl geldim? Mekanın sahibine geldiğe hoş geldiniz efendim. Bugün yine sizinle tanıştırmak istediğim çok kıymetli bir kardeşim var. Tanıdığım günden beri azmine, koşturmasına, sürekli faydacı olmasına, dünyayı değiştirmeye çalışmasına hayran kaldığım için sizin de tanımanızı çok istedim. Taner Çağlı bizimle beraber. Hoş geldin Taner'im. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Gerçekten de bu samimi duygular içerisindeyim. Tanıdığım günden beri hareket halinde ve sürekli yeni bir şeyleri deneyen, yeni bir şeyler yapmaya çalışan, hayatın ona verdikleriyle yetinmeyen, şükreden ama bununla ilgili yeni ne yapabilirim, daha nasıl faydalı olabilirim diye mücadele eden bir kardeşimdi. Onun için seni tanıtmak istedim yani. Ben bir miktar tanıyorum ama daha da tanıtmak istedim. Eksik olma, çok teşekkür ederim. Taner'im, şöyle bir geri dönelim. Doğum nerede il olarak? Yani ben Alapazarı, Sakarya doğumluyum. Sakarya doğumlusun. Çok güzel. Peki çocukluk falan orada mı? Kaç yaşına kadar oradaydın? Biraz işte orası karışık. Aslında ben birkaç memleketliyim. Öyle genelde böyle dalga geçer arkadaşlarım benimle. Muğlalıyım diyen birine "Aa ben de Fethiyeliyim" falan derim. Çünkü ben çok yerde yaşadım. 3 yaşıma kadar Sakarya'da yaşamışız. Baba memur muydu? Yok. Babam tır şoförü. Babamı da çok görmedim zaten. 3 yaşıma kadar Sakarya'da yaşamışız, hatırlamıyorum. 3 yaşımda böyle hayal meyal İzmit'e, Kocaeli'ye kaymışız. Oraya taşınmışız. O yüzden ben kendimi hep 11-12 yaşıma kadar Kocaeli'de büyüdüğüm için sanki İzmitli gibi hissediyorum. Yani çünkü Sakaryalıyım diyemiyorum nedense. Çocukluğun orada geçmiş. Aslında Sakarya, İzmit de çok da birbirinden uzak yerler değil çok aslında. Çok yakın. Çok yakın ama yani yine de bir sonuçta hatırı var. Yani Sakaryalıyım da aslında. Çünkü orada da akrabalarım var. Yıllarca gittim geldim. Tabii ki bir bağ var ama aynı zamanda İzmitliyim. Çünkü 12 yaşıma kadar İzmitliyim. 12 yaşımdan sonra da Fethiye'de yaşamaya başladım, Muğla'da. İngilizceyi orada ya öğrendim falan. Fethiye'nin de bende yeri çok büyük çünkü çok güzel şeyler tabii yaşadım orada. İlk hayatı keşfetmeye başladığını söyle. Peki geriye döndüğümüzde gerçekten çocukluğunda aile, baba yoktu, anne vardı. Kaç kardeştiniz? Annem de yoktu, babam da yoktu aslında. Kimse yoktu. 9 kardeşiz biz. 9 çocuklu bir ailenin 9. çocuğuyum ben. Çok özür dilerim, bir saniye. Annen o zaman sen doğduğunda mı rahmetli olmuş? Yok yok, annemle babam 12 yaşımdayken rahmetli oldular. Aynı anda. Yani onları çok erken yaşta kaybettim tamam diyebilirim. Ya hatta şimdi babam hatta 12 yaşımda rahmetli olmadı ama babamı da 12 yaşımdan sonra görmedim. Ama o çok böyle şimdi çok daha uzun bir mevzu. Boş ver, özele girmeyelim. Dolayısıyla, peki şunu, ama 9 kardeş siz yalnız başınıza büyüdünüz aslında. Evet, en azından 12 zaten sene. Zaten bir kere baba tır şoförü olduğu için. Zaten yolda. Bilmiyorum şu an tır şoförlüğü aynı mı yani. Bir gidiyordu 3 ay gelmiyordu. 2 ay gelmiyordu zaten. Yani buradan Rusya'ya gidiyordu tırla. Bir sürü ülkeye gidiyordu. Of. Babamı çok zaten görmedik yani. Annem okuma yazma bilmeyen bir kadındı. Vanlı annem, benim Kürt. Yani ve okutmamışlar yani. Çok küçük yaşta evlendirmişler. Onu da başka biriyle evlendirmişler. Çok küçük yaşta büyümüş. Ondan sonra işte ondan boşanmış, bir şeyler olmuş. Sonra benim babamla evlenmiş. Böyle biraz girift bir hayat hikayesi. Annemin de, babamın da, benim de, kardeşlerimin de çok karışık. Ama ne olmuş? Sonuç olarak beni okuma yazma bilmeyen, 9 çocuğuna tek başına neredeyse bakan bir kadın büyüttü yani. Ve herkesi okuttu. Herkes bir yerlere geldi. İşte ben de buradayım gördüğünüz gibi. O yüzden her şeyden önce annem bence çok ciddi, aslında bir zekası varmış. Olmaz olur mu canım? Yani sizin için verdiği emeğin tarifi yapılamaz yani.
Peki sen bu süreçte konforsuz bir hayata doğdun aslında. Tabii ki. Haliyle ekonomik olarak da çok konforlu bir hayat. Babana kadar para gönderse de 9 tane çocuk var evde. Herkes yiyor, içiyor ve okumaya çalışıyor. Zaten para gönderme yok abi. Parayı getirme var. Ha, doğru. Benim hatırladığım en romantik hatıra şu. Çocukluğumla ilgili en eski. Babamın tırla gelmesi. İşte evin önünde bir alan vardı. Böyle dorsesini bırakıp gelirdi yani. Tırdan babam inerken görürdük babamı. Koşardım. Böyle babamın eli benim yüzüm aynı hizada. Çünkü boyum çok kısaydı yani çocukken. Ve babamın gelmesi demek para gelmesi demekti. Bunu hatırlıyorum sadece. Vay zaten be. Gönderme falan yok. Yani gönderemediği durumlarda işte veresiye yazdırmak biliyorsun yani o zamanları. Tabii. Esnaflar falan herkes birbirine destek oluyordu ve öyle büyüdük. Yani tabii konforlu bir hayatım olmadı. Hani bu böyle şey dramatize etmek için onun demiyorum. Onun için söylemiyorum. Komedi aslında bu benim hayatımdaki komik anılardan birisi. Ben bir yıl ablamın pembe montuyla okula gitmişim. Yani kışın. Ve hiç dememişim ki bu mont niye pembe. Dalgına geçmemiş arkadaşlarım demek ki o da nasıl yani. Acayip bir şey. Bravo arkadaşlarım. Şimdi resimlerden falan hatırlıyorum. Hani bulsam da göstersem keşke. Ama öyle yani bir şekilde annem içgüdüleriyle hareket eden bir kadınmış demek ki. Okumaya ihtiyaç okuyamamış ve okumadan da bizi doğru düzgün yetiştirebilmiş, ev ekonomisini sağlayabilmiş. Ben tabii, buna hayranlık duyuyorum. Çok zor. Ve biliyor musun Türkiye'de birçok kadının, imkan verilmemiş birçok kadının aslında ne kadar yetenekli olduğunu sonradan fark ettim. Öyle yetenekli annelerimiz var ki Türkiye'de. Anadolu'nun ücra köşelerinde öyle yetenekli kadınlar var ki inanılmaz. Bir fırsat verilse çoğu işte Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı olabilecek çok o kadar acayip insanlar sonuçlar var. Sonuçlar çıkabilir evet. Peki sonra 12 yaşından sonra Fethiye'ye geçtiniz. 12 yaşından sonra evet İzmit depreminden sonra Fethiye'ye geçtik. Dolayısıyla depremde hani ciddi şehir zaten yani yıkıldı falan. Ben onları da çok hatırlamıyorum. Çünkü çocukluk ve hep bir takım yani kötü şeyleri bizden hep sakladılar. Yani onu başarmışlar sağ olsunlar. Beni alıp götürdüler abimler, ablamlar. Hep beraber Fethiye'de bir hava değişimi olsun. Orada bir akrabamız vardı. Hava değişimi olsun derken o akrabamız beni bırakmadı. Dedi ki zaten annesi yok, zaten babası yok. Benim de çocuğum yok dedi. Siz bana bırakın dedi bunu. Ve abimler, ablamlar beni orada bırakıp döndüler. Sen peki buna nasıl bir tepki verdin? Ben 12 yaşındaydım. O da tekneciydi. Teknede yaşıyordu. Ben de çok çalışkanmışım yani. Çok sevmiş beni. Teknede hem elemanım olsun demiş benim. Yani işçi aslında. Hem de ben ona bakarım, okuturum demiş. Ben de kabul etmişim. Çok hoşuma gitmiş teknedeki hayat. Tekne dediğimde yani bir taka. Taka. Benim gözümde ama saray. Onlar geri döndüler. Ben orada okumaya başladım. Devam ettim falan. Orada yaşadım yani ve teknede çalışmaya başladım. İşte o benim hayatımın dönüm noktası oldu. Hmm. Çünkü annem rahmetli olana kadar onun hayali beni subay yapmaktı. Tek derdi ailede. Bazen böyle Kürt kökenli insanlar da olur. Asker olsun. Tabii. Daha böyle askerleri çok severler yani. Tabii. Annem de çok severdi. Hep subay olayım isterdi. Ve ben subay olayım diye hep dua eder, uğraşırdı. Ama tabii olmadı yani. Sonra ne oldu? O benim dönüm noktam oldu. Ve ben tekneciliği, turizmi, İngilizceyi ama bence her şeyden önce hayatı gördüm. Çünkü bir teknede yaşamak ve çalışmak demek housekeeping yapmak, garsonluk yapmak, aşçılık yapmak, ustalık yapmak, yani satın alma yapmak, satış yapmak. İçinde o kadar çok şey vardı ki bunun. Keşke hani tecrübe etse, herkes görebilse. Orada sabahın 6'sında 7'sinde kalkıp gece 1'e 2'ye kadar çalışmak zorunda olmak, okula gitmek, gelmek derken böyle bir hayat başladı benim için. Fakat farkında değildim. Yıllar sonra anladım ki ben orada bir çocuk işçiymişim. Evet abim, yani abim dediğim kişi beni çok sevmiş, çok bağrına basmış ama çalıştırmış. 14 saat, 15 saat çalışmışım yıllarca. Eğitimde devam etmiş ama. Okula gidiyordum. Okulum lisedeyken ben hep çalışkandım. Hep çok öğretmenlerin farkındaydı yetenekli olduğumun. Yani İngilizce konusunda zaten şehrimde parmakla gösterilen bir çocuktum. Yani beni alıp okul okul gezdirirlerdi. Bakın böyle bir çocuk var diye. İngilizce. Peki bu ne zaman başladı? İngilizceye senin bir sevdan mı vardı yani? Ben ilkokulda yani o 12 yaşından önce de zaten bir şeyler yetenekliydim, karıştırıyordum. Böyle kendi kendine okuma yazma çözen, öğrenen çocuklar var ya, ben onun İngilizce versiyonu gibiydim. Kendi kendime öyle taramışım yani bir sürü metin, kitap vesaire. Ondan sonra da tekneyle beraber de bunu hayata geçirip öğrenmişim. Sonra çok şaşırdılar tabii. Yani bu yaşta bir çocuğun bu kadar İngilizce konuşması falan.
Yetenekliydim ama derslerim kötüydü çok çalıştığım için. Yani şey ortalamam kötüydü. Evet. Sonra bir şekilde üniversiteyi kazandım. Nereye kazandın? Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kazandım ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık bölümünü burslu kazandım. Yine İngilizce ile alakalı. Yine tabii ki ben zaten öğretmenlikte kazanırdım. Yani. Hedefim tercümanlıktı ama kendimi biliyordum. Hedefim kolay geçebileceğim bir ortalamaydı. Baktım ortalamalara 4 üzerinden 2.5'tu benim okulum. Dedim ben burayı istiyorum. Ben rahat okumak istiyorum. Çünkü ben çalışıyorum, hayallerim var kafamda. Üniversitedeyken de çalışmaya başladım. Orada da hep tezgahtarlık falan yaptım, satış yaptım. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Yani ondan sonra da üniversite bir şekilde böyle. Çalışma hikayesi ekonomik olarak ayakta durmak için miydi yoksa boş durmamak için mi? Aynı zamanda ekonomik. Yani sonuçta abimler, ablamlar var ama herkes kendi canının derdinde. Yani o yaştan itibaren çalışmak zorunda olduğumu biliyordum. Beni yetiştiren kişi de, o da rahmetli oldu ama o da bunu çok aşıladı. Hep çalışıyordum. Yani hayatın gerçeğiydi. Ya ben şimdi düşünüyorum, benim üniversitede okulumla evim arası yürüyerek 35 dakikaymış. Ve ben yürüyormuşum 35 dakika her gün. Bunu sorgulamadan yürüyorsun yani. Benim için çünkü başka bir alternatif hiç hayatımda yokmuş ki. 35-40 dakika her gün yürüyüp geri geliyordum yani. İşte o zaman o yaşlarda insan anlamıyor bazı şeyleri. Şimdi dönüp baktığında her şey zor geliyor. O işte yürüdüğün yol sana uzun geliyor. Nasıl yürümüşüm diyorsun, nasıl yapmışım diyorsun. Ve böyle yani belki de yaşlandığımda da şu yaşta yaptıklarımı nasıl yapmışım, hiç üşenmemiş miyim diyeceğim. Tabii ki. Peki, evet. Özür dilerim ama yani şunu desem bana şu an en güzel kazancım şu oldu. Ya Taner'cim buradaki bütün eşyaların acil dışarı çıkıp yıkanması, silinmesi gerekiyor, yerine geri koyacağız. Bana çok normal geliyor. Öyle mi? Hadi hemen çıkaralım derim. Hadi hemen yapalım derim. Hiçbir iş sana güç olmamayı başartmış yani. Bravo. Bu süreç evet. Yani. Yani o aslında abi sana sahip çıkmakla beraber hayata dair de çok önemli şeyler öğretmiş tabii ki yani. Senin hayatı kolay algılamanı, kolay karşılamanı sağlamış aslında. O zor bir çocuk işçi olarak çalıştırmış ama evet. Hayatta senin şu an karşılaştığın hiçbir şey sana zor gelmiyor. Onu yaşayabildikten sonra. En büyük kazancı bu oldu. Zor diye bir şey yok. Yani ne kadar zor olabilir ki? Sonuçta zaman sınırlı değil mi? 12 saat mi çalışacağız? Yapabildiğim kadar yapıyorum işte yani. Yetti, bitti. Ondan sonra uykun geliyorsa uyuyorsun bu bir şekilde. Bu aslında senin hatta bir yaşam felsefen gibi olmuş yani. Evet, sen evet, her evet. Konuda da aslında böylesin. Yapabiliyorsam yaparım. Zorlarım gittiği yere kadar. Olursa olur, olmazsa ne yapalım yani. Yani ne iş yaptığının artık bir süre sonra bir önemi kalmıyor. Bir şey yapılması gerekiyorsa yapılır. Bu kadar. O yüzden tabii ki şu an konforumu düşünmeye başladığım bir yaştayım. Yani çünkü biliyorum neyin zor olduğunu, beni neyin sardığını sarmadığını anlıyorum. Birazcık daha tabii zevklerimin farkındayım ama bir şey yapılması gerekiyorsa her zaman yaparım. Peki üniversitede artık mesleki olarak bir eğitim almaya başladın. Başka insanlarla karşılaşmaya başladın. Mesleki olarak bazı hedefler koyman, işte rehber mi olayım, yok işte öğretmen mi olayım, ne olayım gibi böyle hedeflerin var mıydı üniversitede veya kovaladığın başka bir şey var ben mıydı? Ben lisedeyken de simultane tercüman olmak istiyordum. Konferans çevirmenliği. Şu an teknolojik olarak yapılabilen bir şey ama hala da simultane çevirmenler var. Üniversiteye de o maksatla gittim. Evet. Öğretmenliği de yani o zamanki bilinçsizliğimle çok hor görüyordum. Sanki İngilizcesi iyi olmayanlar öğretmen olur da İngilizcesi iyi olanlar tercüman olur gibi düşünüyordum. Tercümanlığı ısrarla seçtim. Güzel bir bölüm seçtim. İşte %100 burslu girdim, okudum falan. Ben birincilikle girdim yine üniversiteme ama sonuncu mezun oldum. Neden? Çünkü ben kafayı bir şeye takmıştım. Çevirmenliğin ilkel bir iş olduğunu, bunun aslında yazılımlar tarafından yapılabileceğine inanıyordum. Yani şu an yapılanı o zaman sen planladın tabii ya. Tabii ki. Ve bütün öğretmenlerim hayal kurmayın, böyle bir şey olamaz, mümkünatı yok, bu insani bir iş, yazılımlar bunu yapamaz demişti. Israrla bize bunu empoze ettiler. Ben inanmadım, çok anarşistim üniversitede de. Yani mesleki anlamda çok anarşistim. Her zaman itiraz ederdim her şeye, bir baş belasıydım. Hatta bir anekdot anlatayım. Mezun oldum. Lütfen. Mezun olduktan 2-3 hafta sonra bir çeviri bürosuna İzmit'e döndüm. Abimler oradaydı. Başvuru yaptım ama böyle walk-in başvuru yaptım. Yani direkt kapısını çaldım, içeri girdim. Orada eleman aranıyor yazıyordu. Ben dedim yeni mezun oldum. Baktı CV'me. Aa dedi senin okulundaki öğretmen benim de öğretmenim. Oranın patronu. Hemen aradı. Hocam dedi böyle böyle sizin bir öğrenciniz başvuru yaptı. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne dersiniz hocam bu öğrenciyle ilgili? Hoparlör de açıktı. Dedi ki sakın dedi başına bela olur. Sakın alma dedi. Senin için. Evet. Ve
Onu hiç unutmam yani. Allah. Bir baş belası olarak görürlerdi. Çünkü sorduğum hiçbir soruya cevap almadım hayatım boyunca. Hiçbir soruya. Türkçe ile ilgili, İngilizce ile ilgili ya ne sorsam sürekli şöyle geçiştirildi. Ya bu bir kalıp, bu kadar kurcalama, Türkçeyi karıştırma, o kadar kurcalarsan kafayı yersin. Yani böyle böyle ve hala böyle. Hala öğretmenler kendi öğretmenlerinden öğrendikleri kalıpları kendi öğrencilerine anlatıyorlar. Evet. Verilen örnekler bile aynı. Hiçbir öğretmen oturup şunu demiyor. Ya ben ne öğretiyorum? Ben bunu kimden öğrendim? Ya bunu kendi niye öğretiyorum? Neden öğretiyorum? Bunun belki başka bir bakışı var mı? Başka bir yeri var mı? Neden yok. Böyle öğretiyorum? Evet. Hala kendi öğretmeninden öğrendiklerini aynen anlatıyor. Yani aynı bir şekilde. Hala hiç demiyor ki bu kelime ne? Ben niye böyle söylüyorum? Bu örneği niye verdim? İnanın babadan oğula geçen bir sistem gibi bilgiler üzerine hiçbir şey koyulmadan devam ediyor. Peki bu İzmit'teki o işe giremedin tabii ki. Tabii ki. Ondan sonra ben atladım İstanbul'a geldim. Başka bir çeviri bürosunda çalışmaya başladım. Bir yandan da konferans çevirmenliğine başladım. O konuda da yetenekliymişim aslında. Sonra 4-5 sene yaparken tabii yine o vadede bir dil okulunda speaking, konuşma hocalığı yapmaya başladım. Hmm. Çünkü çok vaktim vardı. Yani çevirmenlikte çok vakit kalabiliyor. Ve dil okulunda çalışırken oraya gelen öğrencilerin hiçbir şey bilmediğini, bilmeden konuşmaya çalıştıklarını fark ettim. Ve gayri ihtiyari onlara bir şeyler anlatma ihtiyacı duydum. İşte o an, o dönemde daha önce benim eğitimimi aslında sekteye uğratan bir çalışmam işe yaradı. Ben lise sondan üniversite sona kadar bir amacım vardı. Her şeyi çeviren bir yazılım yapmak ve bunun için bir know-how geliştirmiştim. Kağıt üstünde sürekli bir yazılımsal bir altyapı hazırlıyordum. Yani bir robota talimatlar hazırlıyordum. Hı hı. Ve bunu bir yazılımcıyla, bir yatırımcıyla hayata geçirmekti hayalim. Ve elimde sadece o know-how'la üniversiteden mezun olup İstanbul'a gelmiş oldum. Ama o öğrencilere bir şeyler anlatma ihtiyacı duyduğumda kaynak olarak onu kullandım. Normalde robota vereceğim, anlatacağım yazılımsal talimatları gayri ihtiyari öğrencilere anlatmaya başladım ve işe yaradığını fark Şablon ettim. Şablon çıktı. İşe yarayınca da şunu fark ettim. Ben her şeyi çeviren bir robot yapmaya çalışırken meğer İngilizce öğreten bir eğitim sistemi yazmışım. Farkında bile değilim. Yani ben ve çok gerçekten enteresan. Evet yazılımı da zorlasak yapabilirmişiz ama farkında bile olmadan eğitim sistemi yazmışım. Çünkü robota anlatmaya çalıştığım her şey insana daha kolay anlatılıyor. Tabii. Robota bir yapay zeka geliştirip algılatacakken insanda o zeka var olduğu için hemen anlamaya başladı. Örneğin er diye bir ek. Robota ben bu er ekini öğretirken sağdan, soldan, önden, sondan bir sürü örnekle robotun anlamasını sağlıyordum. Fakat insan bu yorumu çok kolay yapıyor. Ben sana diyorum ki abi normalde er ar eki sorsam ne dersiniz? Geniş zaman. Okullar böyle bilir değil mi? Hı-hı. Geniş zaman eki er ar. Ama abi sen git ben taksiyle gelirim dediğinde şimdi sen geniş zamanı robota do does diye öğretirsen geniş zaman diye robot otomatikman çakacak do does'ı. Ama abi sen git ben taksiyle gelirim geniş zaman değil ki gelerem yani. İşte o gelerem'deki erar o gelecek zaman. Dolayısıyla bunu robotun düşünmesi gerekiyor. Sen git ben taksiyle gelirim. Gelirim erar geniş zamandı ama geniş burada değil. Bunun gelecek zaman olduğunu kim yorumlayacak? Onu robota anlatmak zordu. Ben başarmıştım kağıt üstünde ama zordu. Fakat insana anlatmak çok kolay. Çünkü insana diyorum ki bak diyorum error'ın 3 tane anlamı vardır. 1. Geniş manada genel. 2. Gelecek. 3. icabında. Yani abi sen oku ben ceketimi satarım diyorsam genel anlamda ceket satan biri değilim. Ben gelecekte ceket satmayacağım. İcabında. Sen oku ben ceketimi satarım. Yani would. Would. Bakın bu ceketimi satarımdaki arın İngilizcesi would. Sen git ben taksiyle gelerem. Taksiyle gelirim. İngilizcesi will. Çünkü gelecek manada onun da ayrı bir açıklaması var. Will. Ama babaannem çok güzel börek yapar. İngilizcesi do, does, geniş zaman. Şimdi sen bu üç tane error'ın farkını bileceksin ki gramer denen şeyi aş ve
kullanmaya başla. Biz Türkiye'de tahtaya bugünkü konumuz geniş zaman, bugünkü konumuz gelecek zaman yazdığımız sürece İngilizce öğrenemeyiz. Bizim Türkçedeki versiyonları üzerinde yorum yapıp karşılıklarını hissetmemiz lazım. Aynı şey Eeyor. Her yaz Bodrum'a gidiyoruz dersen bu genelde Eeyor olur. Abi Bodrum'a gidiyoruz dersen şu anda Eeyor olur. Anlamlar farklıysa İngilizceler farklı olmak zorundadır. Almancalar farklı olmak zorundadır. Şekilden çıkıp manaya geçmek zorundasın. Türkçe mana dilidir. Yani Türkçe maddi bir dil değil. Türkçe duygusu olan bir dil ya. Çok ifadesiyle, tonuyla ve farklılaşan. Tamamen insanların yorumlarıyla manaya vardıkları, zekalarıyla manaya vardıkları bir dildir. O yüzden çok anlamlıdır, derindir. Ama bunun sebebi ta binlerce yıl önce alınmış bir karardır. Türkçe bir taşla 3-5 kuşun vurulması istenen bir dildir. İngilizce ise 5 taşla bir kuşun vurulması istenen bir dildir. İngiliz der ki o kuşu vur, kaç taş kullanırsan kullan ama o kuşu vur. Türk der ki babacığım bir tane taşımız var, 3-5 tane kuş vurabilirsen mükemmel olur. Tasarruf dilidir. O yüzden Türkler şu an 17.002 TL ile daha yeni geldi ama geçinebilecekler, göreceksin. Göreceksin, krallar gibi geçinecekler kendi dünyalarında. Çünkü biz binlerce yıldır 17.002 TL ile geçinmek için hazırlanıyoruz. Evet. Kültürümüz, duygularımız, bizim kodlarımız bizi buna hazırlıyor. Türkçe tasarruf dilidir. Baktığın zaman Türkçe'ye 100.000 tane kelime var aktif kullanılabilecek. İngilizce'ye baktığın zaman 1 milyona yakın kelime var. Bu insanlar bizden 900.000 kelime daha fazla kelime ile kendilerini ifade edebiliyorlar. Yani 9 kat, 10 kat daha fazla kendilerini ifade etme yetenekleri var. Şimdi sen düşün. Çok acayip. Sen düşün. Kendini ben senden 10 kat daha iyi ifade edebilen bir toplum. Tabii ki senden daha çabuk ilerleyecek. Tabii ki haklarının farkında olacak, özgürlüklerinin farkında olacak. Kendini ifade edebiliyor çünkü. Bir şey tanımlayabiliyor. Hiç yaşamadın mı bu kameraman arkadaşlarımıza, tasarımcı arkadaşlara bir şey anlatırken zorlandığın olmadı mı? Hayalindekini, ya şimdi o denizin öyle bir şey hayal ediyorum ki böyle. Çok zor. Kelime yok çünkü. Ama İngilizce'de her şeyin bir kelimesi var. Neden? Adamların amacı buydu. Diyelim bütün diller 500.000 kelimeyle başladıysa, Türkçe 100.000 kelimeye kadar bilinçli olarak eritildi. İngilizce 1 milyon kelimeye kadar bilinçli olarak çıkarıldı. Onların inandığı şey kelimenin gücüydü. Yani bir şeyi ifade etme gücüydü. Türk derinlik üzerinden gitti. Bak şimdi sen susmuş bir insan için, konuşmayan bir insan için Türkçe'de kaç kelime biliyorsun? Konuşmayan bir insan için ne dersin? Susuyor dersin. Sıfat olarak düşün. Susmuş. Başka? Susmuş. Lal falan mı vardı? Lal olmak. Dili lal olması. Türkçe bile değil de. Yok değil mi kelime? Yok. Ne yapıyor Türk biliyor musun? Dut yemiş bülbüle döndü diyor. He. Peki bu nedir? Bu zenginlik midir sence? Dut yemiş bülbüle dönmek neden denir biliyor musun? Bülbüller dut severler ama bülbüller dut yiyince ishal olurlar. Bülbüller ishal olunca da ötmezlermiş. Allah Allah. Ama dutu da çok severlermiş. Dolayısıyla Türkler öyle bir dil tasarlamışlar ki kültürel olarak kelime olmayınca nereden nasıl mesaj vereceklerini şaşırmışlar. Ya tıpkı bu garip garip şeylerle yemek üretmek gibi. Bizde enteresan yemekler var. Ya enteresan. Ulan bunu kimin aklına geldi dersin ya. İşte Türkçe o kadar muhtaç bırakılmış ki yani yoksunluk bizi öyle yaratıcı yapmış ki dut yemiş bülbül diyoruz. Ama konuşmayan birisi için İngilizce'de 8-10 tane kelime sayarsın. 8-10 tane. Şimdi o kadar çok şey var ki. Dolayısıyla sen buna zenginlik dersin. Oturur Türkler ben görüyorum. İşte böyle uzmanlar şey diyor. Türkçe çok mükemmel bir dil. Neden? Bakın mesela diyor işte örnek veriyorum. Dut yemiş bülbüle dönmek gibi bir deyiş var. Deyim var. Diyorum bu zenginlik mi? Bu fakirliğin sonunda ortaya çıkmış bir çözüm. Yani kelime yok. Kelime yok. Peki bu kelime olmaması, İngilizcenin bu kadar kelimesinin olması işi daha da zorlaştırmıyor mu İngilizce öğrenmek için? Abi sen bu kadar az kelimeye sahip olup daha çok kelimeyi bilen bir dili öğrenmeye kalktığında
Tabii ki. Biraz makineyi zorlamıyor musun? Şimdi sen Türk olduğun için zaten alışmışsın bir taşla 10 kuş vurmaya. Tabii. Şimdi 10 tane kuşu ezberle, düş peşine dediğin zaman zorlanıyorsun. Tabii. Diyorsun ki aa ben bu kadar kelimeyi nasıl öğreneceğim? Bak den eki, tamam mı? Den eki. Den ekinin asil İngilizcesini biliyor musun? Den deyince aklına ne geliyor? From. Değil mi? From. From, şimdi ha. Den deyince ilk aklına gelen şey from mu? Den'in 14 tane anlamı var. Sen Türkçe söyledin. Biz İngilizce bir şey söylüyorsunuz. Pardon. Zaten. Evet. Türkçe'de den, İngilizce'de from, tamam mı? Tamam. Ama Türkçe'de den ekinin 14 tane anlamı var. Ne yapacaksın? Den. Sezen'den geldik from. Sezen'den konuştuk. About. Yani Sezen hakkında. Ha. Sezen'den uzun kıyaslama. Onun gecesi then. Şimdi... Ne yapacağız abi biz bu İngilizce öğrenemeyeceğiz sen mi ya? Sen bakınca diyorsun ki abi diyorsun ben bu kadar kelimeyi nasıl öğreneceğim? Evet. İngiliz de diyor ki sen diyorsun ya ben bir tane 14 tane kelime mi öğreneceğim? İngiliz de diyor ki ulan ben bu 14 tane kelimenin hangi bir taneye, hangi 14 kelimenin hangi bir tane kelimeye denk geleceğini nereden bileceğim? Şimdi bebekken öğreniyorsan, yani sen doğuştan öğreniyorsan kelime öğrenmek zor değil ki. İsterse 1 milyar tane kelime olsun. Tabii evet, doğuştan onun için, öğreniyorsan. Onun için bizim yaştaysan sıkıntı var. Onun için bu bir yük değil. Ama senin gibi sonradan dil öğrenenler için kendi dilinde kelime olsaydı inan ki bu kadar zorlanmayacaktın. İngilizce kelime ezberlemekte zorlanmanın sebebi sende o kelimelerin çoğunun olmaması. Evet doğru. Sende olsa... İnan ki zorlarsın, öğrenirsin. C, C ile, cala, cula, camburla ile, capcup. Öğrenirsin abi. Sende yok. Sen evet. Temizlemek deyince sadece clean diyorsun. Evet. İyi de temizlemenin İngilizce'de var 10 tane karşılığı. Hepsi de farklı temizlemekler. Yani sende kelime olmadığı için kelime öğrenmekle zorlanıyorsun. Ve bir dili iyi konuşmanın yolu... Ulan ben yaşam öyküsünden buraya nasıl geldim? Valla işte hocalıktan kaynaklanıyor. Eğitmen olduğu için kendisi öğretmen olarak hemen girdi konuya. Ama tutamadın kendini. İşte bu faydacı olma dediğim bu. Hemen anlatmaya çalışıyor. Hemen öğretmeye çalışıyor. Peki biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? İngilizce ben öğrenmek istiyorum. Benim hala yabancı dilim beden dilim. Çok da iyi anlaşıyorum. Bak müthişim yani. Beden dilim tamam. Müthiş. Senin bedenin güzel abi. Eyvallah sağ ol. Yani gerçekten çok da bu işi de kolaylaştırıyor. Ben bu beden diliyle iletişim kurunca da vazgeçiyorum öğrenmekten. Evet evet. Şimdi öğrenmek çok kolay. Benim bu ülkedeki derdim o yazılımsal proje iptal oldu. Artık zaten çözüldü her şey yani. Bu ülkede 40 milyon insan İngilizce öğrenmek istiyor. Neden? Bir ihtiyaç var. Demek ki öğrenmesi evet, gerekiyor. Okey tamam. 40 milyon insan öğrenmeye çalışıyor ve kimse öğrenemiyor. İngilizce öğrenenlerin neredeyse hepsi ya yurt dışına gitmiş evet. insanlar ya da burada yurt dışı gibi yaşamış insanlar. Yani sevgilisi yabancı olanlar mesela. Şimdi en büyük hata şu. Yanlış örnekleri örnek olarak göstermek. Bunun böyle bir hukukta mı ne bir adı vardı bir söyleme. Yani yurt dışında öğrenen adamı sen kalkıp Anadolu'nun ücra köşesinde İngilizce öğrenemeyen adama gösterip böyle yaparsan bak amcamın oğlu Amerika'ya gitti 8 sene kaldı şakır şakır konuşuyor. Ulan bu bir örnek normal, mi? Normal örnek kıyaslanamaz ki bu. Bak benim teyzemin kızına Filipinli dadı tuttular. 5 senede şakır şakır konuşuyor. Vallahi çocuk 5 yaşında ama ana dil gibi konuşuyor. Tabii ki konuşuyor. Kardeşim bunlar örnek mi? Bunlar bir tavsiye mi? Böyle bir tavsiye olur mu? Bu ülkede 40 milyon tane insan var İngilizce öğrenmek isteyen. Ne yapacaksın? Hepsine Filipinli dadı mı tutacaksın? Peki ne yapacağız? Benim derdim şu. Bu işin problemin çözümü Türkçenin kendinde. Sen Türkçenden ötürü İngilizce öğrenemiyorsun. Türkçeyi bilmediğin için Türkçeyi gramer olarak değil... Türkçeyi özellik ve felsefi olarak bilmiyorsun. Türkçenin tarzını, yaklaşımını bilmiyorsun. Hmm. Sen sadece öyle Türkçe konuşuyorsun, bodoslama. Sen yıllarca demişsin ki kirliler sepette. Kirliler sepettenin Türkçesi kirliler sepette 4 tane ses var burada. İngilizcesinde 8 tane ses var. Sen kirliler sepette derken ne demiyorsun? Bak şöyle başlayalım. Çok kısa hemen bitireceğim. Türklerin İngilizce öğrenememesinin sebebi Türkçe ağızlarından çıkan Türkçe'ye bir karşılık aramaları. Ama ağızlarından çıkan Türkçe yorumdan geçmiş bir Türkçedir. Türkçe yorum önce bilgiyi hayal edersin sen zihninde. Dersin ki kendi kendine bu kadarına gerek yok. Ben bu kadar fazla söze gerek yok dersin. Buna bir yorum getirirsin. Dersin ki bunu yorumlarsam sonuç olarak nedir? Yorum yaparak vardığın sonucu
iletişimde kullanırsın. Türkçe bilginin kendisiyle konuşulmaz. Bilgiye yaptığı yorumun sonucunda vardığı son tahlilde böyle özüyle, sonuyla konuşulur. Tamam. O yüzden de genelde 10 kelime hayalinde 10 kelime varsa ağzından bir çıkar 4 kelime. Bu da nedir? Mesela ben sana derim ki kirliler sepette. Aslında kirliler sepette derken şunu söyler zihnin. Malum kirli çamaşırlar var, bak var, malum sepetin içinde. 8 kelime. Senin zihnin malum kirli çamaşırlar var, malum sepetin içinde. Senin zihnin sana 8 kelime talimat verir. Sen böyle yaparsın. Bir dakika ya. Bir dakika dur, ne 8 kelimesi? 8 kelime ne? Ben bununla mı uğraşacağım? Ben 8 kelime söyleyene kadar adam at üstünde bana atar oku. Ben zaten ölürüm. Ben savaşıyorum kardeşim. Ben atın üstünde mi durayım? Ben kılıç mı sallayayım? Ben ok mu atayım? Ben 8 kelimeyle nasıl uğraşayım? Bana daha pratik bir şey lazım der. Yıllarca yorum yapmış. Peki neye gerek yok? Malum kirli çamaşırlar var. Malum sepetin içinde. Maluma gerek yok demiş. Kirli çamaşırlar. Çamaşıra da gerek yok lan demiş. Kirliler. Vara da gerek yok lan demiş. Sepetin içinde. İçindeye de gerek yok lan demiş. Sepette. Aa, bir kalmış. Kirliler sepette. Böyle dil mi olur? Şimdi sen bu dile zengin mi diyorsun? Hayır. Türkçe işte tasarruf dilidir. Türkler tasarruf milletidir. Dünyada o yüzden bizim koşullarımızda hayatta kalabilecek bir millet yoktur. Ya sokağa çıkarlar ya kendilerini keserler. Yok bizim gibi ayakta durabilecek, mutlu kalabilecek, yaşamını sürdürebilecek bir millet yok. Sen işte çözüm ne dedin ya, ağzından çıkana değil de o aklından geçene dönebildiğin anda İngilizce gariban orada bekliyor. Öyle mal gibi duruyor İngilizce. İngilizce ne yapsın? The dirty clothes are demek var demek. Are in the basket. Aa, 8 kelime. Zihninde ne varsa İngilizce'de zikrinde de o var. Hiçbir şey yok, yorum yok, yoruma kapalı. Sen döndüğün zaman işte her şey orada çok kolay. Yani İngilizce çok kolay. Zor olan İngilizce değil. Zor olan Türkçeden geri gelip zihnine dönebilmek, bilginin kendisine dönebilmek. Ondan sonra da kelimelerle derdin başlıyor. Kelime hazineni genişletmek, büyütmek zorundasın. Çünkü sende kelime yok. Onda olup sende olmayan bir kelimeyi de akılda tutmak zor. Türklerin sorunu kelime öğrenmek de değil. Kendi dilinde karşılığı olmadığı için kelimeyi hatırlamakta zorlanıyor. O yüzden onu hatırlayacak yollar, yöntemler, hatıralar geliştirmen gerekiyor. Kullanımla alakalı, tecrübe etmekle alakalı, yaşamla alakalı. Ya her şeyin başı tabii ki beyni inandırmak, beyindeki devreleri sisteme sokmak falan. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bizim oyunculukta da kullandığımız sistemler. Psikoloji çok kıymetli bir şey. Bunu çözemedikten sonra İngilizceyi ezberleyerek öğrenilecek bir şey değil. Yani. Abi şuradan çıkalım. Türkçe zengin bir dil değil. Türkçe pratik bir dil. Pratikliğe güzellik diyorsan Türkçe mükemmel bir dil. Ama netliğe güzellik diyorsan Türkçe değil. Çok kötü bir dil. Net değil. Bir tercih meselesi. Atalarımız net olmakla çok söz sarf etmeyi istememiş. Pratik olup az sözle çok orada iletişim kurmayı davranmışız tercih etmiş. Yani. Bu bir tercih. Atalarımızın tercihi şu an İngilizce öğrenmeni zorlaştırıyor. Ama atalarımızın tercihi şu an daha az kelimeyle daha çok iletişim kurmamızı sağlamış. İşe yaramış mı? Bana sorarsan bizi daha zeki, daha dayanıklı, daha pratik bir millet yapmış. 2024 yılında daha pratik bir millet olmanın bir faydası var mı? Yok. Peki bugüne kadar senin bu anlattığın metotla, ikna ettiğin insanlarla kaç kişiyi hayata döndürdün İngilizce olarak? Ben Türkiye'de en fazla öğrencisi olan İngilizce öğretmeniyim. Benim sayfam Taner Çağlı'nın Instagram sayfası. Türkiye'de en fazla trafiği olan İngilizce sayfası. Senede 35 bin, 40 bin tane insana anahtar teslim diyebileceğimiz şekilde İngilizce öğretiyoruz. Hiç bilmeyenlere eksi birden başlıyoruz. Bu işin sırrı sıfır değil. Bu işin sırrı eksi birden başlamak. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten 35 bin içinde bitirip de ya hoca anlamadım ben diyen yok mu?
Eğer egzersizlerinizi yaparsanız, bakın günde 40 dakika egzersiz yapacaksın 4 ay boyunca. Bu her dil için geçerli. Başaramama ihtimalin yok. Çünkü bu bir zeka meselesi değil, bu bir yaş meselesi değil. Altyapı meselesi de değil. Hiçbir şeyi bilmeyen, okuma yazma bilen, az çok lise mezunu, üniversite mezunu birisi günde 40 dakika kafaya koysun, egzersizini yapsın. Hayal edebildiği her şeyi yazar ve tane tane konuşur. Ha, neyin garantisini bir öğretmen, bir okul veremez? Ne kadar hızlı yazarsın bilemem. O senin biraz egzersizin, yani piyanonun tuşlarına basmanla alakalı bir şey. Sen bugün kim en ünlü piyanistimiz, unuttum adını, neydi? Fazıl Say. Sen bugün Fazıl Say'dan da ders alsan, Fazıl Say diyecek ki bir gün gelirim, öğretirim, 6 gün gelmem. 6 gün sen çalışacaksın. Ben ne yapacağım? Senin başında mı dikileceğim 6 gün boyunca, süt içtim, dilim yandı mı çaldıracağım sana? Sen çalacaksın. O yüzden tembelliği bırakalım. İngilizce dünyanın en kolay dilidir. 4 ay, 5 ay dişini sık. Günde 40-50 dakika bak nelere vermiyorsun. Ver, 5 ay sonra her şeyi halledebilirsin. Sorun yok. Sevgili seyirciler, ben de söz veriyorum. Evet. Ne zaman başlıyor yeni dönem? Bu hafta başlayan grubu alalım. Beni alıyorlar. Ben de günde 40 saatle beraber. Günde 40 saat demeyelim de. Günde 4 saat. Ne? 40 dakika. Yani yeterli 40 dakika. Günde 4 günde, saat. 40 saat günde profesör 40 olsun. Günde 40 saat zaten ihtimal yok. Dolayısıyla günde 40 dakikalık operasyona başlıyorum. 4 ay sonraki çekimlerde programı İngilizce sunmaya karar verdim. Bu arada bu yapay zeka çok enteresan. Bizim YouTube kanalımız var, İyi Tatiller diye. Evet. Orada benim sunumumu İngilizce'ye çevirmişler. Senin bana gönderdiler. Sesinle. Benim sesimi sana izlettirdim şimdi. Nasıl, seksi mi? Yani bir de British English konuşuyorum. Yani anlatılmaz ya. Falan filan diye kendime şaşırdım. Yeah. Ya onu da görünce daha bir gaz kesmiştim. Abi ben ne öğreneceğim, işte yapay zeka yapıyor falan demiştim, evet, ama sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Tabii yani orada dünyadan insanlarla konuşmak istiyorum. Bak belki yeni jenerasyon sohbet ve konuşmak da istemeyeceği için onlar öğrenmek istemeyebilirler 20-30 sene sonra. Ama bizim jenerasyonumuz hep ihtiyaç duyacağı için ben bir 20 sene daha birilerinin öğrenmek isteyeceğine inanıyorum. Ya ben bu işten bir 20 sene daha ekmek yerim öğreterek. Ha benim öyle bir derdim yok. Ben çözmek istiyorum bunu ama mutlaka yeni jenerasyon böyle yapacak 20 sene sonra. Baba ya diyecek, anne ya. Siz dil öğrenmek için kursa falan mı gidiyordunuz? Çok komik ya diyecek. Diyecek kesin. Bu arada buradan senin programın vasıtasıyla da söyleyeyim. Yeni sezonda Köy Okulları projemiz var. İngilizcenin dünyanın en kolay dili olduğunu ispat edebilmek için birkaç köy okulunda 6 günde sıfırdan orta düzeyde İngilizce öğreteceğim. 6 gün bir okula gidiyorum. Anlaşacağız işte bir okulla. Devletten, belediyeden, işte milli eğitimden izin alacağız. Ve 6 gün boyunca o okulda çalışarak onlara sıfırdan orta düzeyde İngilizce öğreteceğim ve bunu belgeselleştireceğiz. İşte platformlarda veya televizyonda bir belgesel gibi yayınlayacağız. Bak bunu bir STK ile beraber yapabilirsin. TOÇEV'in köy okulları projesinde, evet, bizim onardığımız köy okulları var. Hala da iletişimde, hı hı, olduğumuz. O köy okullarından birine gidebilirsin. Hem de böylece seninle ilgili izindi, milli eğitim bağlantılarını falan onlar yapabilirler. Tabii ya, burada amaç hem şu. Hem bu bir sosyal sorumluluk olur yani. Ya böyle çok böyle dramatize ederek bir şey yapmayacağım. Hayır, dramatize demiyorum ya. Yani çok, olay şu. Doğru hani, insanlarla yürürsün diyorum. Çok yani duygusallaştırmadan net bir şey var ortada. Neden köy okulu? Teknoloji kullanmak istemiyorum. Amacım şu, bir öğretmen, bir kara tahta, bir tebeşir, o bile öğrettirebilir. Bir tebeşir, hiçbir teknoloji kullanmadan 6 günde hiç İngilizce bilmeyen çocuklara orta düzeyde İngilizce öğretebilirsiniz. Yani kendilerini, hayatlarını sürdürebilecekleri kadar. Çok basit. Süper gerçekten. Peki bu yani yazılımla beraber düşündüğün şeylerin bir eğitim sistemi, bir metoda dönüşmesinden sonra yola çıktın. Evet. Fakat bu da yetmedi sana. Yani bu başladı. Sonra bir anda ben seni İzmir'de bir gün bir stand-up yaparken gördüm. Ben seni Instagram'dan yakalamıştım. Yani benim İngilizce travmam olduğu için, bununla ilgili değişik fikirlere her zaman açık olduğum için yakalamıştım. Sonra İzmir'de stand-up'ını gördüm falan. Gittim izledim. Allah Allah, değişik bir olanmış. Çok enteresan. Sıcak, samimi, tanışmam lazım dedim. Sonra geldim kulise, seninle tanıştık, hatırlıyorsan. Tabii, tabii. Öylece başladı dostluğumuz yani. Sonra oradan çıktın. Bir YouTube kanalında yine İngilizce ile ilgili hikayelerden oluşan eğlenceli bir ismini oldu. Sen söyle lütfen. Ben for İngilizce example olduğu için söylemek istemiyorum. For Example Talk Show yapıyorum. Evet, For Example Talk Show. Aksanım biraz sıkıntı yaratıyor da ondan söylemek istiyorum. Gayet iyiydi. Ondan sonracıma. Dolayısıyla
Sonra şimdi gene YouTube'da yeni bir iş yapmaya başladın. Evet. Durmuyorsun yani. Bu durmamanın sebebinin abi ben Milli Eğitim Bakanı olmak istiyorum. Maddiyat olmadığı düşüncesindeyim ben yani. Ben Milli Eğitim Bakanı olmak istiyorum. Yani bu net. 4 sene sonra, 8 sene sonra ben Milli Eğitim Bakanı çok olacağım. Çok açık bir açıklamaydı bu, süpersin. Yani çünkü bu ülkeyi bazı şeyleri böyle anlatamıyorum. Değiştiremiyorum. E ne yapacağım yani? Şimdi her gün dilekçe mi yazacağım bir yerlere? Kardeşim beni bakan yapın. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yani bu ülkenin eğitimle ilgili sorunlarını çözmek 5 senedir. Yani beni bakan yapın, 5 sene izin verin, bir daha bakan falan olmayacağım. Sadece 5 senede bir düzen kurayım, ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ya bu öyle öğretmenlik okumakla ilgili bir şey değil. Bu vizyon meselesi, dünyayı görmek meselesi. Ben yılda 30-40 tane ülke geziyorum, görüyorum, her yeri inceliyorum, araştırıyorum. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu ülkeyi tanıyorum, bırak dünyayı. Bu ülkenin ihtiyacını biliyorum. Ben senin ciğerini biliyorum, ben çocuğumun ciğerini biliyorum. Doğduğu zaman bir çocuğun nasıl doğduğunu biliyorum, hangi düşünce sistemi. O yüzden yani benim derdim Milli Eğitim Bakanı olmak. Ama yaptığım şovlar, İnşallah programlar olur. Bunların hepsi derdimi anlatmak için hazırladığım, kendi yarattığım mecralar. Çünkü insanların seni keşfetmesini bekleyemezsin. Bak ben buradan bütün herkese söylüyorum. Ya bana diyor ki arkadaşım mesela birisi, ben diyor çok, sesim çok güzel diyor ama ah diyor bir yapımcı beni keşfetse, albüm yapsa. Diyorum senin köyde tarlan var mı? Var. Niye satmıyorsun? Sat kendine, albüm yap ama benim bir tane tarlam var, o benim güvencem. Hayır, senin güvencen senin yeteneğin. Sesin aslında. Sen kendine güvenmiyorsan ben bir yapımcı olarak sana neden güveneyim? Sen, ben bak bir yatırımcı hep şuna bakar. Sen neyini feda ettin? Son kuruşuna kadar harcadın mı? Artık bittin, tükendin mi? Bir yatırımcı o zaman devreye girer. Oh sen arabanı satma, evini satma, hiçbir fedakarlık yapma, böyle yap. Çok yetenekliyim, bana birisi talk show yapsın. Hayır, ben evimi sattım, arabamı sattım. Sponsor yağmıyor ki her yerden. O talk show'u yapacağım, hem de en iyi şekilde yapacağım diye. Amacım ne? Hem işte sizin gibi insanlarla tanışıyoruz. Hem de İngilizce ile ilgili kendi mecramı kurdum ve orada istediğimi anlatabiliyorum. Bu kadar. Yani istediğim gibi insanlarla bir şeyler paylaşabiliyorum. Yeni programımız Kalanıma hoş geldiniz. Sen de inşallah işte konuk olacaksın. Kalanıma hoş geldiniz de artık İngilizcenin ötesinde topluma yararlı olan senin gibi insanların fikirlerini topluma daha iyi duyurabilmek için yeni bir programa başladık. Yani şu an for example eğlence programı. Kalanıma hoş geldiniz. Daha ne derler o birebir sohbet programlarına bilmiyorum ama türü. Sohbet programı işte yani. Aslında. Sohbet programı. Yaşam hikayelerini konu alıyoruz. Ünlülerin veya eski ünlülerin, yeni ünlülerin önceki hayatlarıyla sonraki hayatlarını konuştuğumuz, kalanını konuştuğumuz bir format. Peki geriye dönüp baktığında bu kadar üstüne koya koya gitmeye çalışan bir insan olarak ya şurada şunu şöyle yapsaydım, burada bunu böyle yapsaydım diyeceğim bir bölüm var mı hayatına dair? Yani, kaçırdığın bir şey var mı yani? Aslında şöyle, çok erken kitap yazabilirdim. Hmm. Çok yani 20'li yaşlarda, 21-22 yaşında kitap yazabilirdim. Keşke çok mükemmelliyetçi olmayıp böyle arka arkaya aklıma gelen her konuda bir kitap yazsaydım. Çünkü kitap senin aslında yani senin en güzel aslında bıraktığın değerler, hatıralar ve referansın oluyor yani. Şu an hala biliyor musun? Bu kadar iş yaptım, kitap yazmadım. En büyük pişmanlığımı bu sene yeneceğim. İnşallah 2024 kitaplarımı arka arkaya yazacağım, çıkaracağım yıl olacak. Ben sadece İngilizceden ibaret biri değilim. İngilizceyim, Türkçeyim, Türk'üm, halkım. Yani bu hayatın işin yani bu işin sosyolojisini araştırıyorum, felsefesini araştırıyorum. Filozofum. Yani ben şairim. Şimdi işte şiirler yazıyorum. Dille ilgili, insanla ilgili her yerde varım yani. O yüzden bu sene bu büyük pişmanlığımı artıya çevireceğim ve şunu demek istiyorum. Oh be, öyle bir kitap yazdım ki iyi ki yazmamışım daha önce. İyi ki çıkarmamışım. Yani o pişmanlığımın da üstünü çizip artık onu da olumlu bir şekle sokmak istiyorum. Daha çok biriktirmiş olduğun için kendini daha iyi hissedeceksin. İnşallah öyledir yani. İnşallah pişmanlığım sürmez. Ama bence bu kadar derdi olan insanın anlatacağı şey de kitapta gayet dolu ve donanımlı olur yani. O açıdan eminim yani öyle bir şey olacağından. Peki bir kızım var. Ne bileyim yeğenlerim vardır eminim. Onların kulağına, bu kadar dolu yaşayan bir insan olarak kulağına ne fısıldıyorsun? Nasıl bir hayat önermelerini istiyorsun hayatlarında? Dün bu soruyu ben kendi programımda kendi konuklarıma sordum. Hatta bizim... Allah'tan senin programa katılmadan bunu sorduğum evet, için daha kendimi iyi hissettim. Program yani. Yayınlanmadı. Daha bak çok enteresan oldu. Bizim programımızın sonunda da kızıma mektup, oğluma mektup bölümü var. Hmm. Hiçbir şey yoksa da ulusa sesleniş bölümümüz var yani.
Ya ben kızıma her zaman şunu söylüyorum aslında. Evet çok çalıştım, çok yoruldum ama ne iş yaptığının bir şeyi yok. Yani bir önemi yok. Ben daha önce çocukluğumdan beri okudum. Çok sevdiğim bir şiir var. Sonu hep şöyledir. Sen her neysen onun en iyisi olmalısın. Sadece neysen onun en iyisi ol. İnan ki bunu küçümsemiyorum. Temizlik personeli misin? Abi bak iyi bir temizlik evet. personeli ol. Emin ol çok iyi maaş alabilirsin. Kesin. Çünkü seni biri görür. Bu ablayı bu şirkette tutmalıyız der ya. Dersin. Ya o kadar parlaktır ki, o kadar iyi yapıyordur ki o işini. Başkasına 15 veriyorsan o kadına 30 verecek, 40 verecek bir şirket çıkar. Bir kesin. İnsan çıkar. O yüzden konu para değil aslında. Konu işini, sevdiğin işi para düşünmeden en iyi şekilde yapmaya çalışmak ve sevmediğin işi de asla yapmamak, uğraşma. Yani ben şey demem, ya kızım biraz dişini sık demem. Ya sevmiyorsan yapma, niye yapacaksın ki yani seni nereye taşıyacak? Ha varsa taşıyacağı bir yer, bir basamak olacaksa belki ama sen her neysen onun en iyisi olmalısın. Güzel. Çok 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 teşekkür ederiz Taner'im. Bence çok faydalı, keyifli. Hem İngilizce konusunda derinlemesine detay aldık. Hem de hayata dair senin aslında nasıl öyle bir konforsuz bir durumdan çıkıp tek başına kalıp, anneden babadan uzak kalıp, kardeşlerine sarılıp, sonra 12 yaşından sonra o gün tanıştığın birisiyle hayata devam edip sadece bir teknenin büyüsüyle hayatı öğrenip, ayakta durmaya çalışıp, sonra bu kadar üretken kılmak, hala hayata öfkelenmeden, hala hayata kızmadan, sana yaşatılanlara kızmadan pozitif bir şekilde tutunmaya çalışmak büyük bir başarı teşekkür bence. Teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir başarı. Yani kolay bir şey değil. Herkes bazı yerlerden çıkar, sonra hayatın sistemin getirdiği problemlerle karşılaşır. Hı-hı. Türkiye'nin standartları farklıdır. Reaksiyon verir, isyan eder, şu olur bu olur bir yere gelir. Ama sen hani öyle bir yerden gelmişsin ki zaten taşımışsın ve onlara hiç isyan etmeden, değil mi? İsyan eden bir insan değilsin. Yok hiçbir zaman asla. Hiç isyan etmeden, hatta bu hikayeyi anlatırken bile şikayet etmeden, hatta sanki başka birisinin hayatıymış gibi anlatıp o ya, kadar bir yere koymuşsun yani. Abi hayatta her şey, bak annemin rahmetli olmasının bile getirdiği bir takım olumlu şeyler oldu. Niye? Annem rahmetli olmasaydı ne yapıp edip beni subay yapacaktı? Bak gerçekten. Hani ve ben çok kötü bir subay olabilirdim. Olabilir. Çünkü ben yapamam. Yani zorlanırım. Evet, belki o askeri sisteme itiraz edebilirdin ne yani. Ne bileyim belki beni muhaberata falan alırlardı. İyi olabilirdi. Bak o ayrı konu. Tercüman falan yaparlardı beni. Yani hayatta her şey seni hazırlıyor. Evet. Yani bir de şunu çok söylemek istiyorum. Bunu daha önce TED konuşmamın sonunda da söyledim. Bakın. Sen bir şey yapmaya çalışırsın ve sana derler ki bu imkansız. Teknik olarak imkansız olduğunu ispat da edebilirler. Burada dönmeyip onu yapmaya devam etmek sana yol üzerinde bambaşka bir şey gösterecek. Gene onu yapmayabilirsin. Bravo. Yapamayabilirsin. Gerçekten her şeyi çeviren bir robot yapmak imkansızdı. Ben de hissediyordum. Mümkün değildi belki de. Ki mümkün ama o zaman belki de mümkün değildi. Ben dinleseydim, vazgeçseydim ve her şeyi çeviren bir robot yapmaya çalışmasaydım bugün eğitim sistemi icat etmemiş olacaktım. Bravo. Çünkü bana eğitim sistemini veren şey o robot yapmaya çalışırken hazırladığım bilgilerdi. Yani ne olduğu önemli değil. Nereye gittiğin önemli değil. O yolda bambaşka bir şey ve daha çok seveceğin bir şeyle karşılaşabilirsin. Yani hayatımızdaki engeller aslında bence basamak. Hı-hı. Bizim için merdiven. Oralara çıktığımızda bambaşka yerler, bambaşka evrenler görebiliyoruz. Ama işte onlara engel diye bakıp da ona basmak yerine kaçmayı tercih ettiğinde, uzaklaşmayı tercih ettiğinde evet. de sana sunulan sınavı reddetmiş oluyorsun yani biraz. Evet bu muhabbet çok güzel zaten ama biz programın sonuna geldik sana. Ben bu kitabı vermemiştim değil mi ben sana? Hayır. Farkıma takılanlar. Ha, zaten aynı kafada olduğumuz için sen zaten kitabın bir yolculukta falan okursun. Bakarsın. Kaç yıl önceki fotoğrafın bu? Ya bunu kimse benzetmiyor bana bu kaç yıl önce. Gene bir 10 senesi var galiba ya. Evet. Benzemiyormuşum. Ha benziyorsun da ben anla ben böyle senin 10 yıl önceki hallerini hatırladım bir an. Evet genç görünüyorsun. Mutlaka okuyacağım. Okursan sonra da sohbet ederiz. Hatta yani üslup olarak da senin yazacağın kitap için de evet. faydası olabilir düşüncesindeyim. Tabii harika. Yani dil olarak seni çok rahatlatabilir. Çünkü sen de benim kadar konuşmayı seven, evet. anlatmayı seven bir insan olduğun için biraz sohbet eder gibi yazılmış bir kitap. Çok teşekkür ederim. Senin için seçilebilecek bir yol olabilir yani. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Evet efendim, mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik.
Bu güzel insanın hayat hikayesi bizi çok güzel yerlere götürdü. Çok keyifli şeyler öğrendik. İngilizce öğrenmemiz gerektiğini ve öğrenirken de nasıl bir metotla öğrenmemiz gerektiğine dair de güzel sinyaller aldık. Ben de başlıyorum. 4 ay sonra bu programda İngilizce açılış yapacağım. Size haberiniz olsun efendim. Bir başka güzel insanla bir başka mekanın sahibine geldik de görüşmek üzere. Müsaadenizle. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.